Selamünaleyküm. Bu ışık beni parlatmasa teşekkür ederim. Allah razı olsun. 741. yıl. Hazreti Mevlana denilince herkes toplanıyor. Sema, Mevlana deyince insanların içi akıyor. Kendi kendimize düşünebiliriz. Bir başka konuşmacı gelse, bir başka bir program olmuş olsa herhalde bu kadar kalabalık olmazdı. Hatta biz bazı yerlerde bazı şarkıcılarla falan böyle pop yıldızlarıyla yarıştığımız zamanlar oluyor. Bir salonda bir pop yıldızı var, bir salonda biz varız. Böyle enteresan çatışmalar oluyor bazı yer. Çatışma derken çakışma oluyor. Ama insanlar Hazreti Mevlana denilince o tarafa doğru yol alıyorlar. Bu beni ararsan yerde, kabirde, toprakta arama. Beni ararsan mümin kullarımın, mümin kullarının gönüllerinde ara denilen Hazreti Mevlana'dan kaynaklanıyor. Onu arayacak olan mümin kulların gönlünde arayacak. Onu arayacak olan aşıkların gönlünde arayacak. Onu arayacak olan biraz kendinde arayacak. Hani ne ararsan kendinde ara demiş ya. Arayacak olan biraz kendinde arayacak. Kendi kendine biraz tefekkür edecek, biraz düşünecek. Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Ben neyim? Bu sene Şebu Aruz etkinliklerin son programı bizim için. Biz Şebu Aruz'u bir aylık olarak kutluyoruz. Böyle etrafa, değişik illere, ilçelerde arkadaşlara gittiğimizden dolayı zannetmeyin ki sizi sona bıraktık. Öyle değil. Günler, tarihler nasıl denk geliyorsa öyle yapmaya gayret ediyoruz. Ama sütün de kaymağı olur inşallah burası. Böyle sona kalan sakın böyle kendi kendinize kötüye doğru, kendi kendinizi psikolojik olarak geriye doğru atmayın. Hani hadis-i şerif var ya, ümmetimin sonu hayırlıdır. Bazen sonlar hayırlı olur. O yüzden ben hayırlı olacağına inanıyorum. Bizim bu seneki konumuz insan. Biz böyle Şebu Aruz'ları Hazreti Mevlana'dan öne çıkaracak bir tema ile anmaya çalışıyoruz. Bu sene de insan seçildi. İnsan. Değişik bir hadisle konuşmaya başlayayım ben. Herkesin es geçtiği, unuttuğu, görmediği bir hadis-i şerif var. Müslüman odur ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar emindir. Hadis-i şerif devam ediyor. Mümin odur ki diğer insanların canından ve malından emin olduğu kimseler. Müslüman elinden ve dilinden emin. Mümin bir adım daha ileri gidiyor. Diğer insanlar can emniyetini ve mal emniyetini sağlamış olacak. Birisi onun yanına gittiğinde canına bir zarar gelmeyeceğini bilecek. O çünkü mümin. O birisinin malını, birisinin emanetini muhafaza edecek. Mümin. Sufiler bunu kendilerine ölçü ederler. Ben bazen arkadaşlara derim ki, Sufi odur ki, bütün canlıların canından emin olduğu kimsedir. Sineğinden, sivrisineğinden, yılanından, çıyanına kadar. Rahmetli üstadım şöyle demişti bana. Otobüste gidiyoruz.
dizime vurdu. Mustafa Efendi dedi, buyurun efendim dedi. Cennet istersen öldür yılanı çıyalı dedi. Cemalullah istersen sakın kıyma bir canı. Sufi sineği dahi öldüremez. Sufi evindeki haşereleri ilaçlayamaz. Sufi karıncaları zehirleyemez. Sufi böyle kedidir, köpektir, hayvandır, bunları öldüremez. Sufi yılan öldüremez. Hiçbir canlıyı öldüremez. Hiçbir canlıyı. Kaldı ki insan. Konumuz ne? İnsan. Ben sizi 740 yıl, 750 yıl, 800 yıl geriye götüreyim. Anadolu'ya bir dolaşalım, 800 yıl öncesine. Bir tarafta Baba İshak, Baba Resul isyanları var. Köyler basılıyor, yanıyor ortalık. Mal, mülk, para, pul, hiçbir şey fayda etmiyor. Selçuklu bunları durdurmakta zorlanıyor, Bizans'tan yardım istiyor. Öbür tarafta Orta Doğu hiç zaten yangını eksik olmayan yer. Orası yine yanıyor. Mezhepten, meşrepten, dinden, istediğiniz kadar savaş var. Her yer kan gölü, toz duman ortalık. Bu her yer kan gölüyken, toz dumanken bir zat geçiyor, Arabi, tohum ekiyor, arkasından o ektiği tohumlardan, o izlerden birisi geliyor, Hazreti Mevlana. Aynı zamanda birisi daha geliyor Anadolu'ya, Hacı Bektaş Veli. Aralarında çok az bir dönem var. Hemen onlardan sonraki dönem, aynı yüzyılın içerisinde bunlar. Yunus Emre, koca Yunus. Hacı Bektaş Veli, 72 milleti bir görmezsen kemale eremezsin der. İnsanların mezheplerini, meşreplerini, inanışlarını öne koymaz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri der ki, ne olursan ol gel. Kendi sözü değildir, ona atfedilmiştir. Ama der ki, bu alemin çekirdeği insan sensin der. Bu alemin, varlık aleminin çekirdeği, varlık aleminin cevheri insan der. Yunus, yaradılanı severiz yaradandan ötürü der. Hepsi de aynı öğretidendir. Hazreti Mevlana'nın mezhebini burada hiç kimse söyleyemez. Hazreti Mevlana'nın meşrebini kimse söyleyemez. Hazreti Mevlana'nın mezhebisinde bir tane mezhepsel ve meşrepsel bir söz yoktur. Meşrep söylenecekse o aşk yolunun yolcusu. Hiç kimse Hazreti Mevlana Hanefi miydi, Şafii miydi, Maliki miydi, Hanbeli miydi, Şia mıydı, Sünni miydi? Bunun tartışması dahi yapılmaz. Afyon'da, üniversitede, sempozyumda öğretim üyelerinden birisi bunu anlatmaya çalıştı. Hocam bir dakika dedi. Böyle baktı. Sakın dedim Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir mezhebin içine koyma. Hanefi dedi. Ben Hanefi olduğunu biliyorum. Mesnevi'ye bak dedi. Mesnevi'de Hanefi'ye ait bir söz bulacak mısın? Kendisi dedim Şemseddin-i Tebrizi'den önce fetva yazan, fetva ile geçinirdi. O gün kural öyleydi. Bir kimse gelir fetva sorardı, fetva yazar, geçimini oradan sağlardı. Hatta rivayet ederler ki, sema esnasında ona fetva sorarlarmış.
o sema esnasında bir an sema ederken o fetvaya cevap vermiş. Öylesine hıfzı da kuvvetli bir kimse. Ve Hazreti Mevlana önce insanı koydu ortaya. Şimdi 800 yıl sonra biz tekrar Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya bakalım. Kıymetli dostlar, kim kimi öldürme hakkına sahip olabilir? Camide kim bomba patlatabilir? Mezhepten dolayı kim kimi öldürebilir? Din adına kim kimi öldürebilir? Din mi önemli, insan mı önemli? Din, insanın yanında önemli değil. İnsan önemli. Dinin varoluş sebebi insan. Peygamberlerin geliş sebebi insan. İnsan. Bizim dinimiz oruçluyken böbreklerin rahatsız olacaksa orucu bozmayı farz kılar. Geçen gün bir yerde söyledim, isyan edeceklerdi neredeyse. Açlıktan ölecekseniz, açlıktan bir ağzınıza zarar gelecekse, domuzdan başka bir şey yok ise domuz eti yemeniz farz. Kendinizi kurtarmak amacıyla. Eğer ki susuzluktan bir ağzınız zarar görecekse, o zararı önlemek için içecek şaraptan başka bir şey yok ise şarap içmeniz farz. Birinci derecede lazım olan insan. Sakın buradan çıkınca adam geldi bize şarabı farz etti deyip doldurmayın ortalığı. Sakın ha. Vay geldi adam, başında bir de kavuğu vardı, sarığı vardı. Ya şarabı farz etti gitti. O farz ettiyse hep beraber içeriz. Sakın öyle bir şey değil. Bu ölümle pençeleşiyorsunuz. Susuzluk var. Bir yudum su yok. Vücudunuza su girmesi lazım. Böyle bir şey söz konusuysa şarap haram deyip de içmemezlik yapmak yok. Vücudu muhafaza etmek, korumak farz. O yüzden şarabı içebilirsiniz. Öyle su var Keşan'da bildiğim kadarıyla. O yüzden sakın ha, ya su bulamadık şuradan bir büyük götürelim, öyle bir şey değil. Allah muhafaza eylesin. Burada insanın kıymetini, insanın değerini bildiren şey. Bizim dinimiz önce insan der. Önce insan. Önce insan, başka bir şey değil. Din insan için. İnsan din için değil. Biz din için yaratılmadık. Din bizim için gönderildi. Din bizim için indirildi. Hazreti Peygamber bizim için gönderildi. Biz peygamber için gönderilmedik. Biz peygamberler için de gönderilmedik. Bütün peygamberler bizim için gönderildi. Bütün kitaplar bizim için gönderildi. Kur'an bizim için gönderildi. Biz Kur'an için gönderilmedik. Kur'an bizim için gönderildi. Kur'an bize hitap ediyor. Biz Kur'an'a hitap etmiyoruz. Kur'an bize hizmet ediyor. Biz Kur'an'a hizmet etmiyoruz. Biz Kur'an'a hizmet etmiyoruz. Kur'an bize hizmet ediyor. Biz peygambere hizmet etmiyoruz. Peygamber bize hizmet ediyor. Geldi birisi sordu, buranın emiri kim? Kendisine sordu. Ümmetine hizmet eden dedi. Dikkat edin, ümmetine hizmet eden. Adam dedi ki, bu herhalde akli dengesi olması, yani normal değil galiba dedi. Elinde su dağıtıyor çünkü. Hazreti Ebubekir Efendimiz ağacın dibinde dinleniyor. Oturmuş gölgelikte. O gölgelikte oturuyor, dinleniyor, o su dağıtıyor. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kıyafeti
Hazreti Resulullah'tan daha iyi. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Çünkü onlar dediler ki kendi kendilerine, herhalde bu gölgede oturan buranın emiridir. Çünkü kılık kıyafeti diğerlerinden iyi. Ve gölgede duruyor. Gittiler ona, dediler ki buranın emiri kim? Aynı cevabı verdi. İşaret etti. Ümmetine hizmet eden dedi. Ona gittiler. Üç tane soru sordular ya. Üç tane soru sorudan birisine ruh nedir? Oraya girmeyin, burada sabah ederiz. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ümmetine hizmet ediyordu. O ümmeti için gönderildi. Ümmet onun için gönderilmedi. Burada anlatmaya çalıştığım şey insanın kıymetli olduğu, insanın değerli olduğu ve bütün bu kainatın insan için yaratıldığı, insana yaratıldığı, insan için yaratıldı ve insana yaratıldı. Ve bütün bu kainat insanın malı. İnsanın malı. Bu dünya bizden sonra yaşayacak olan insanların malı. Bu sadece bizim değil. Yaşadığınız şehir sadece sizin değil. Sizden sonra da yaşayacak olanların şehri. Hepimiz insana değer ve kıymet vermek zorundayız. Ve dünya ve bütün kainat insan için yaratıldı. Öyle birisi aya gidip oraya bir tane de bayrak takıp burası benim deme hakkı yok. Orada bütün insanların hakkı var. Bizde hizmet ettiğimiz 450 yıllık bir tekke var bizde. Bir gün birileri böyle devamlı ziyaret ediyorlar. Yabancıları da getiriyorlar bu noktada. Turistleri getiriyorlar. Ücretsiz sema bizde. Bizde semazenler kaç para kaç para diye dönmüyorlar. Ücretsiz olunca İstanbul'dan işte değişik yerlerden böyle turist kafilelerini getiriyorlar. Bizim de zamanım olduğunda bazen ben işte onlarla sohbet ediyoruz. Öyle bir misafir yeri var. Dediler ki bana, burası kimin? Sizin dedim ben. Kaldılar. Hani nasıl? Dedim ki bu tekke sadece Müslümanlara ait değil, sadece bize ait değil. Bu tekke bütün insanlığa ait. Bizden sonra gelecek olan insanlara da ait. Dedim, semayı izlediniz mi? Evet dedi, içlerinden bir tanesi. Musevi, bayağı. İzlediniz mi dedim semayı, ona sordum özellikle. İzledim dedi. Ne hissettin dedi. Dedi ki çok böyle manevi bir haz aldım, bir lezzet aldım, kalbim bir hoş oldu. Bakın dedim, manevi haz almanın dini yok. Manevi lezzet almanın dili yok. Bizim okuduğumuz ilahileri anlamadı. Ama manevi haz aldı. Manevi lezzet aldı. Biz şimdi ona, sen Musevisin, manevi lezzet alamazsın diyebilir miyiz? Biz şimdi, bir tane de Hristiyan vardı, öğretmendi o da. Dedim sen, dedi ki ben de manevi lezzet aldım. Aynı şeyi söylüyor. Ona dedim sen hiç İsa Aleyhisselam rüyanda gördün mü? Hayır dedi. Dedim keşke İsa'yı çok sevsen de dedim, rüyanda görsen dedim. Tuhaf, hani kendince bir Müslümandan duymayacağı bir şey duyuyor. Öbürküne dedim, sen hiç Musa Aleyhisselam'ı gördün mü? Hayır dedi. O İsevi, o bayan döndü bana. Siz İsa'yı gördünüz mü dedi. Evet dedim. Öyle baktık, biz çok iyi samimiysem dedi. Nasıl dedi? Ben çok moralim bozulunca, canım sıkılınca, böyle dedim kendi kendime hüzünlenince, gelir dedim bana ziyarete. Konuşuruz biz onunla dedi. Böyle baktı, hatta dedim benim sakallarımı çok beğenir. Böyle sakalımı sıvazlar dedim.
Aynı benim sakalım gibi derdime. O sıvazladığı günden itibaren hep ben onun dedim gördüğüm gibi kestirtiyorum sakalı dedim. Onun sakalı da benim sakalım gibi dedim. Gerçekten mi dedi? Evet dedim. Keşke dedim sen de görsen rüyanda. Sen de dedim onun etrafındaki hanımefendiler gibi olsan. İnsan. Değişmiyor bir şey. İşte Hazreti Mevlana İslam'dan aldığı bu anlayışı etrafına aktardı. Ve etrafındaki insanların mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarını, şeyhlerini hiç sorgulamadan kapısını açtı herkese. Ve İslam'ı insana sevgi üzerinden yoğurdu. İslam'ı. Ve insanlar dini sevdiler. Allah'ı sevdiler. Resulullah'ı sevdiler. Sevgiyle yaklaştılar. Ve dediler ki biz önemliyiz. Evet insan önemliydi. Allah'ı anlayacak olan insandı. Allah'ı bilecek olan insandı. Allah'ı tanıyacak olan insandı. Allah bir taraftan kendisini tanıyacak bir insan yarattı. Bir taraftan kendisini bilecek bir insan yarattı. Allah bilinmekliği istedi. Kim bilecek? İnsanı yarattı. Ve insan Allah'ı bilecek. Ve eğer insan olmazsa Cenab-ı Hak yeniden kendisini tanıyacak bir mahluk yaratacak. Yeniden. Çünkü o tanınmaklığı sevdi. Tanınmamış olsaydı ve bilinmeseydi Allah'ın Allah'lığının bir anlamı olmayacaktı. Bir kadın düşünün, çok güzel, hiç kimse görmemiş. Ne anlamı var? Bir erkek düşünün, çok yakışıklı, hiç kimse görmemiş, hiç kimsenin haberi yok. Ne anlamı var? Burada bir dağın içerisinde bir hazine olsa, hiç kimsenin haberi olmasa o hazineden, 20 ton altın, 50 ton altın, 100 ton altın olsa ve hiç kimsenin haberi olmasa ne anlamı var? Ne anlamı var? Ve o altından hiç kimsenin haberi de olmayacaksa orada altının var olduğunun ne anlamı var? Siz çok bilgili olsanız, birisi çok bilgili olsa ama o bilgisinden bir sızıntı çıkmasa, birisine bir şeyi öğretmese, onun bilgisinin ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. İşte Allah var idi. Hiçbir şey yok idi. Ve Allah'ın varlığının anlamı yoktu. Allah ezelidir. Ne zamandan beri var olduğu konuşulmaz, tartışılmaz bile. Tartışılmaz bile. Ezelidir çünkü. Ezeli olunca ezeli bir varlık. Bazen hani biz işte insanlığın tarihini filan ölçmeye kalkarlar ya, 3000 yıl, 5000 yıl, 7000 yıl, 10000 yıl, ben de diyorum ki ya neyini ölçüyorsunuz, neyini tartıyorsunuz? Yani şimdi en son bizim bir Orhan Hoca var, Orta Asya'dan 9000 yıllık bir taştan çekilmiş fotoğraflar getirdi. Hocam çalış biraz daha dedim. Ne oldu dedi? Ya 9000 yıl dedi ne ki dedim. Bir öksürüklük yer dedim. Dünyanın yaşına baktığınızda bir öksürüklük yer. 9000 yılın anlamı mı var? Dünya 1 milyon kusur yıllıksa ışık yılıyla siz düşünün artık. Kaç bin yıllık insan oldu? Bırakın onu. Sadece bu içinde bulunduğumuz kainat dediğimiz şeyin yaşı bilmem kaç katrilyon trilyon bilmem kaçta olduğuna göre yaşımızı siz düşünün. Biz diyoruz şimdi Mustafa Özbak kaç yaşında? 53 yaşında. Oturduğun yere kart. Neden? Dünya kurulunu 1 milyon kusur yıl geçmiş. Onlardan da sende var ise sen 1 milyon ışık yılı yaşındasın. Ne kadar ihtiyarız değil mi? İhtiyar mıyız? Efendim? Değil miyiz? Çok güzel. Niye göre değiliz? Değil.
Uzaya göre derseniz yaşlısınız. Uzaya göre yaşlıyız. Bilmem kaç katrilyon yıl böyle bilmem kaç yaşlı. Bu yaşadığımız alem. Yaşadığımız zahiri alem. Oraya bakmayın. Öyle hesaplarsanız yaşlıyız. Başka yerden bakın. Genceciz daha. O bakış nereden? Ondan. Varlıktan çıkarsanız taptazesiniz. Bu varlıktan ayağınızı yere vurup çıkın. Varlıkla bağınızı keserseniz taptazesiniz. Düşünebiliyor musunuz? Ebedisiniz. Ebedi bir hayat var önünüzde. Ebedi bir hayata göre yaşadığınız bu dünya hayatı kısacık. Ebedi hayat anlayışına göre buraya kadar gelişiniz de kısacık. Biz bu dünyadan yürüyüp gidince ne kadar yaşayacağımızı zamansal olarak hesaplamamız mümkün değil. Ebediyiz. Ebedi. Allah'la beraber ebediyiz. Ebedi olan başka ikinci bir mahluk yok. Yaşadığınız bu alemde ebediyete doğru gidiyorsunuz. İnsan bu kadar kıymetli, ebedi. Diyeceksiniz ki Allah kendisine bir eş mi yarattı, ebedi olarak yaşayacak? Evet. Allah kendisine ebedi olarak kendisini tanıyacak, kendisini bilecek, tanıma ve bilmede durmaksızın yürüyecek insanı yarattı. İnsan o yüzden Allah'ı tanımada ve bilmede sonu olmayan bir varlık. Sonsuz Allah'ı tanıyacak olan sonsuz bir varlık. Kıymetli dostlar, insana bu gözle bakın. Eğer insana bu gözle bakıyorsak ve sonsuzsa o insan ve o insan sonsuzluğa doğru yol alıyorsa ve sonsuzluğa doğru kanat çırpıyorsa ve ondan başka sonsuzluğa kanat çırpacak başka bir varlık yok ise o insan bu dünyanın ve öbür aleminde, öte aleminde, bütün alemlerin en kıymetli varlığı. En kıymetli varlığı. Ondan daha kıymetli bir varlığın olması mümkün değil. Ondan daha değerli bir varlığın olması mümkün değil. O yüzden insan bütün varlık aleminin, varlık aleminin en kıymetli mücevheratı. Bütün varlık aleminin en kıymetli incisi. Bütün varlık aleminin en kıymetli madeni, cevheri. Ve Allah onu öylesine güzel, öylesine değerli yaratmış ki ahsen-i takvim üzerine yarattım diyor. Ve alemi Adem'in suretinde, Adem'i de kendi suretinde yarattım diyerekten insanı bütün varlık aleminin baş köşesine, tahta oturtturuyor. Varlık aleminin tahtında oturan insan ve varlık aleminin değişmeyen argümanı insan ve ebediyen Allah'la sohbet edecek, Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede, onu tesbih etmede, onu tenzih etmede, onu teşbih etmede, sonsuzluğa doğru yol koşacak olan bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Allah sonsuz sıfatlarıyla ve tecelliyatlarıyla da sonsuz. Sıfatlarıyla ve tecelliyatlarıyla sonsuz olan Allah, kendisiyle sonsuz yolculuğa çıkacak insanı yarattı. Sakın bu dünyada işinizin bittiğini düşünmeyin. Sakın bu dünyada ölüm gidince kaldı zannetmeyin. Bu sonsuz yürüyüş devam edecek. Sakın buraya gelenler yolculuğumuzun burada bittiğini zannetmeyin. Sakın ruhlar aleminde birbirlerini sevenler bu dünyada da birbirlerini sevecekler. Bu dünyada birbirlerini sevenler seven sevdiğiyledir. Hadis-i şerifince
ötelerde birbirlerini sevecekler. Ve sakın ha, bu panonun, bu portrenin, bu resmin, bu topluluğun burada biteceğini de düşünmeyin. Biz sonsuzuz. Sonlu işlerle işimiz yok. Sonsuzun sonlu işlerle işi olur mu? Sonsuzun sevdasının sonu olur mu? Sonsuzun aşkının sonu olur mu? Sonsuzun herhangi bir şeyin sonu olur mu? Olmaz. Biz ebediyiz. Bizden başka ebedi olan yok. Varlık olarak. Allah var, zaten vardı. Ve zaten var olacak hep. Ama insan var bir de. Cenab-ı Hak kendisi yarattı. Ve o yarattığı şey onu tesbih etti, onu tenzih etti. Allah'ın bu hoşuna gitti. O bir sefer sevdi mi, mesele bitmiştir. Bir daha ondan nefret etmez. İnsanların bir kısmı sever, onu gerçek aşk zanneder. Bir müddet sonra sevdiğinden zarar gördüğünü zannederekten nereden sevdim o zalim kadını, tren adını der. Bu insanlar içindir. O İzmir tire değil, anladınız ya. Normalde ama bu kamil insanlar için geçerli değildir. İnsan gerçek manada sevdikçe sever. Sevdikçe sever. Sevdikçe sever. Sevdikçe sever. Sevdikçe yok mu daha da? 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 Bu insandır. Yorulan insan görünümünde aşktan nasibi olmayandır. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var onun ama söz meclisten dışarı olsun. Aşktan nasibi olmayanın eşekten farkı yoktur der ya. Bu söz meclisten dışarı olsun. Aşktan nasibi olmayanın burada işi olmaz çünkü. Eğer buradaysa onun aşktan nasibi vardır. Ben bir kimse bir otu da seviyor olsa aşktan nasibi var derim. Bir kuş beslese seviyorsa aşktan nasibi var derim. Bir çiçek beslese evinde aşktan nasibi var derim. Bir kızı sevse seviyorum dese aşktan nasibi var derim. Bir erkeği sevse seviyorum dese aşktan nasibi var derim. Sevdiği bir şey var ise aşktan nasibi vardır onun. Sevdiği bir şey var çünkü. Hiç önemli değil neyi sevdiği. Bu fakir öyle düşünür. Birisi gelir bana aşık oldum der, bir sarılayım sana derim. Bana da aşıklık bulaşsın. Ben kimi seviyorsun filanca kızı. Harikasın derim. Otur oturdun yere. Sen sevmişsin ya. Muhteşemsin sen. Böyle bakar. Bütün dünya senin tepende dolaşıyor. Arz senin etrafında sema ediyordu. Bakar ben neyim diye. Sen seviyorsun çünkü. Eğer seviyorsan bütün alem senin etrafında sema ediyordur. Seven o kadar kıymetlidir. Eğer aşıksan bil ki Allah dahi senin etrafında sema eder. Eğer aşıksan insan bu kadar kıymetli. Eğer bir insan aşıksa hem vallahi hem billahi hem killahi Allah onun etrafında pervane denir. Allah benden bir şey istesin diyerekten. Ama o aşık ya, o bir şey istemez. O nazlı nazlı sema eder. Nazlı nazlı sema ederken Cenab-ı Hak onun yollarına güller atar. Cenab-ı Hak ona ne lazımsa verir. O istemeden verir. O hatta verdiklerine döner bakar, gene döner geriye. Allah onun önüne yığar. Aşık bu kadar kıymetlidir. Cenab-ı Hak onun etrafında sema eder. Cenab-ı Hak o bir şey istesin diye gözünün içine bakar. Aşık o kadar kıymetlidir ki.
dünya üzerinde var olan her şeyin en kıymetlisi aşıktır. Öyle bir hale gelir ki yer bile değiştirirler. Birisi maşuk olur bir anda, yer değiştirir. Bu ancak insanda mümkündür. Tabiri caizse aşık maşıkın yerine geçer, maşık da aşıkın yerine geçer. İnsandır bu. Cebrail aleyhisselam değildir. İsrafil, Mikail, Azrail değildir. Ya insandır bu. İnsandır en kıymetli olan. O yüzden sen cihanın hazinesisin. Cihan bir yarım arpaya değmez. Sen cihanın temelisin. Cihan senin yüzünden taptazedir der Hazreti Mevlana. Cihan dedi, bizim şu anda insan olarak yaşadığımız bu alem. Bu alemin temeli sensin. Özü sensin. Hatta başka bir beytinde der ki, bu sen arısın. Nasıl bala muhtaç olursun der. Bu çok hoşuma gider. Diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o iğreti bir rüzgardan başka nedir? Alem bütün meşale olsa, aydınlansa çakmak ve taş lazım. Çakmak ve taş kadın ve erkektir. Bu alemde kadın ve erkek olmazsa bu alem hiçbir işe yaramaz. Sakın kadınlarınızı gereksiz görmeyin. Bizim atamız isyan çıkardı kadın yüzünden. Bunu unutmayın. Biz cennette isyan etmiş atanın çocuklarıyız. Bir kadın için cenneti yakarız da yıkarız da. Atam öyle dedi. O öyle yapınca ben de rahat duramıyorum. O yüzden kadınsız bir dünya, kadınsız bir ev, kadınsız bir hayat düşünmeyin. Asla. Böyle düşünenler aşktan nasiplerini az alırlar. Aşktan nasibinizi çoğaltın. Hazreti Mevlana kıvılcımsız ve taşsız bu alemin bir işe yaramayacağını söyler. Der ki, sen ya Allah'ın nurusun ya da Allah'sın. Onun mazharısın. Şu dönen göğü Allah'a layık görme. Yıldızlarla ayda irade bir özgürlük var sanma. Güneşlerin güneşi sensin. Şu gök kubbede dönüp duran güneş başı bağlı bir topal eşek gibidir. İnsan her işi yapabilir. Fakat yaratılmasındaki maksat ibadettir. Allah'ı tanıma, onu bilmedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetiyle yaratılış sebebinin sadece kulluk olduğunu bil. Mevlana ay olsun hiçbir insanı hor görme der divanı keberinde. Sen değerlerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin. Ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. Kendini ucuza satma. Çünkü değerin yüksektir. İnsan büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır. Hazreti Mevlana sonra kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir. Senin değerin aradığın şeyle ölçülür ve biçilir. Eğer sen can konağını arıyorsan bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan sen bir ekmeksin.
Bu gizli, bu nükteli sözün manasını akıl erdirirsen anlarsın ki aradığın ancak sensin, sensin. Madendeki inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsın, her şeyi. Bu kapalı sözü anlarsan her şeyi anlarsın. Neyi arıyorsan sen osun. Senin canın içerisinde bir can var. O canı arar. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Aradığını kendinde ara. Ey Allah'ın kitabının nüshası insanoğlu! Sen kainatı yaratan Hakk'ın güzelliğinin bir aynasısın. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarıda değil. Her ne ararsan onu kendinden iste. Kendinde ara. Toprağa mensup insan Hak'tan ilim öğrendi. Ve o bilgiyle 7. kat göğe kadar bütün Adem'i aydınlattı. Kimi aşık görürsen bil ki o maşuktur. Çünkü o aşık olmakla beraber maşuk tarafından sevildiği cihetlerle maşuktur. Susuzlar alemde su ararlar. Fakat su da cihanda susuzları arar. Madem ki aşık odur, sen sus artık. Madem ki o kulağını çekmekte, sen tamamıyla kulak kesin. Sen akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve harap eden her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var. Şarap küpte gizlice senin yüzünden iştiyakıyla kaynayıp coşar. Sen baştan başa denizsin. Islaklığı ne istersin ki? Sen tamamıyla varlıksın. Yokluğa ne ararsın ki? Bir bilgi denizisin ki bir ıslaklıkta gizlenmiş, bir alemsin ki üç arşın boyunda bir bedene bürünmüşsün. Görünüşte o yıldızlar bizim varlığımıza, sağlığımıza sebeptir ama hakikatte bizim batınımız, bizim iç yüzümüzdür. Gökyüzünün durmasına, varlığına sebeptir der Hazreti Mevlana insan için. Eğer gökyüzü duruyorsa ve gökyüzü bu alem bir hesap üzerinde dönüyorsa bunun sebebi insandır. Ve insan dünyada var olduğu müddetçe de kıyamet kopmayacaktır. Sakın, muhakkak kıyamet kopacak. Bu kıyametin üzerinde de konuşmakta, görüşmekte fayda var. Ama bir insan var ise dünyada, kıyamet asla ve asla kopmayacaktır. Ne zaman ki insanlar yok oldu, insanlık yok oldu, o zaman kıyameti bekleyelim. Allah bizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, biz yine günün anlam ve önemine binaen çam sakızı çorban armağanı sevgili lütfeden Keşan Kaymakamı Bekir Dın Kırcı ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Bey'e birer küçük hediyemiz olacak. Lütfederlerse sohbetin sonunda inşallah biz onlara birer mesnevi hediye edelim. Lütfen buyurun efendim. Belediye başkanımızla birkaç programda hep beraber olmuştuk. Allah razı olsun, bizi kırmıyorlar, kardeşlerimizi kırmıyorlar. Huzurlarınızda onlara da kendisine bundan bizatihi teşekkür ediyorum. Sevgili kaymakamımız da lütfettiler, ikram ettiler. Tanıştığımıza memnun oldum. Sürçülisan ettiysek affola inşallah. Buyurun. Belediye başkanımız da Allah razı olsun bize bu noktada hizmetlerini, desteklerini eksik etmiyor. Hazreti Mevlana burada kitabın özünün özü demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
hizmetlerinin devamına eriyor. Yalnız Keşanlılar başkanımıza iyi bakıyorsunuz. Ben son gördüğümden daha genç ve daha dinç gördüm. Allah sizden razı olsun. Havasından suyundan herhalde. Dedim ki başkanım maşallah gençleşmişsin dedim. Maşallah Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum inşallah. Allah razı olsun. Değerli hocamıza bu program adısına kendi belediye müze kurslarında bir seramik çalışması burada gelişidir. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun inşallah. Bu arada ben şu anda haberi bağışlayayım. Ben Said'i yapacağım efendiye buradan gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfeder misiniz burayı? Kendisi Trakya Tasavvuf Vakfı'nın Keşan temsilciliğini 2013'te kurmuştur. Biz de kuruluşundan bu yana tasavvuf konusunda kendilerine imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya değer verdik. Umarım bu program bizlere bir ışık vermiştir. Bir şeyler faydalanabildiysek emeği geçtiği için, gayretleri geçtiği için ben sizlere de burada teşekkür ederim. Ve değerli hocamıza da ben ikinci kez sohbetine katılıyorum. Ayaklarına sağlık, diline sağlık, emeğine sağlık. Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Estağfurullah, buyurun. Ben hem Abdullah Bey hem Saide kardeşe çok teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten başkanım. Bu konuda karı koca can ciğer çalışıyorlar. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Başkanımız da çok iyi destek veriyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim onlara. Gününüz hayır olsun inşallah. Sema alacak. Ricam var. Herkes oturduğu yerden sema etsin. Sema etmek için buraya çıkıp burada elini havaya kaldırıp dönmeye gerek yok. Bakın bu da farklı bir öğreti. Oturduğunuz yerden deyin ki ya Rabbi niyet ettim ben de onlarla beraber sema etmeye. Bizinkiler her çarkta Allah Allah Allah. Biz öyle öğrettik. Yapıyorlar yapmıyorlar hesabı kendilerine ait. Öyle bir de mikrofon koymuyoruz, dinleme yapmıyoruz onları. Yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu diye. Oturduğunuz yerden siz de Allah deyin. Zikretmek, abdest ihtiyaç yok. Zikretmek için. Kapalıydı, açıktı, abdestliydi, abdestsizdi. Hangi meşreptendi, hangi mezheptendi? Yok. Kim Allah'ı zikrederse ayet-i kerime açık. Allah da onu zikreder. Açık. Kim Allah'ı zikrederse, Allah da onu zikreder. Allah'ı zikir en büyük iştir. Ayetin başı namaz kötülüklerden alıkoyar ama Allah'ı zikir en büyük iştir. Sema ile beraber sizden rica ediyorum. Ben semaya kalmayacaktım. Çakmak çakmak ya gözleriniz. Semaya kalacağım şimdi. Hep beraber Allah diyeceğiz. Söz mü? İnşallah. Allah demekle konuşuyoruz burada.